Şeylerden de hoşlanmıyorum. Ayrıca konumuz da dans değil. Kusura bakmayın ama sevgili anneciğim ve babacığım, davranışlarınızın çoğundan bir anlam çıkaramıyorum. Örneğin bana mobilya, mutfak eşyası ve bir sürü öteberiden başka... Kızınızla birlikte 2D hissesini de verecektiniz. Nerede onlar? Ah, zavallı başım. Ağrımaya başladı. Havadan olacak. Karların değineceğini söylüyorlar. Konunun dışına çıkmayın. O hisse senetlerini rehine koymuşsunuz. Bugün öğleden sonra öğrendim. Doğrusu çok açık gözsünüz. Deyimi bağışlayın. Gerçekten öylesiniz. Peşin yargıyla da konuşmuyorum. Ben o iğrenç hisse senetlerini istemiyorum. Ama bu bir ilçe sorunu. Aldatılmayı hiç sevmem. Kızınızı evrenin en mutlu kadınlarından biri yapacağım ama... ...eğer o hisse senetlerini geri almazsanız... ...bu anlaşmayı bozup kızınızın mutluluğunu paramparça ederim. Unutmayın ki ben onurlu bir insanım. Anlaşmamız daha vardı. Bana bir general söz vermiştiniz. Düğüne onur konuğu olarak bir general çağıracaktınız. Nerede kendisi? Gelmemesi benim kabahatim değil azizim. Peki Tanrı aşkına kimin kabahati? Leonie'nin, sigortacının. Dün buradaydı. Bir general arayıp bulacağına yemin etmişti. Ama anlaşılan hala bulamadı. Biz de sizin kadar üzgünüz. Sizin için yapamayacağımız şey yok. Madem ki bir general istediniz, o general mutlaka gelecek. Bir şey daha var. O yat denen telgrafçının kızınız Daşenka'ya kur yaptığını herkes gibi siz de bildiğiniz halde neden düğünümüze çağırdınız? Duygularımın sizce hiçbir değeri yok mu? Neydi senin adın? Ha? Ha, evet. Aplambol. Sevgili Aplambol, evleneli 2 saat olduğu halde daha şimdiden yordunuz bizi. Bir sene sonra halimiz ne olacak kim bilir? Demek gerçekleri duymak hoşunuza gitmiyor ha? Anlıyorum. Ama yine de gıllık işli davranmanız için bir neden değil bu. Sizden dürüst olmanızı istiyorum. Ay! Ay yeter artık. Ay. Sevgili dostum, size demin de söyledim. Bugün sesim iyiydi. Bay Sigalov, lütfen piyonların başına oturur musunuz? Otururum. Bakın piyonoda var. Lütfen tek bir notacık. İsrar ediyorum. Bir tek notacık. Yeni evli çiftin hatırına. Lütfen ısrar ediyorum. Bir tek notacık. Yalvarıyorum size. Tek bir notacık. Lütfen. Lütfen. Peki. Söyleyeyim bari. Oradan bir re minör alabilir miyim acaba? İçinde de sol diyez olsun. Yeah.
Açıkça söylemem gerekirse siz acımasız sesli tanrısal bir canavarsınız. Bu güzelim sesle ebeli çalma hakkınız yok sizin. Siz konser şarkıcısı olmalısınız. Fakat bugün sesim berbat. Yer kaldı beni, çok sıcak. Aa, niye bu kadar üzgünsünüz aplombo? Hem de düğün gününde. Ne düşünüyorsunuz? Evlilik önemli bir adımdır. Enine boyuna tüm ayrıntılarıyla düşünmek gerek. Öyle değil mi hayatım? Siz erkekler, ben şunu... Ne kadar da kuşkucusunuz. İnançsızlar. Nefes bile alamıyorum aranızda. Hava verin bana, hava. Seçkin. Gel pantele beni. Yüreğim çatlayacak neredeyse. Bir tek soruma cevap verin. Niye tıkandın böyle? Çok terlediniz de. Oradan... Bunu suratıma karşı nasıl söylersiniz? Ben şey demek istemedim. Öyle demek istemedim. Yani özür dilerim. Sizi yüksek sosyeteye geçtiğiniz unutmuştum. Kes artık. Ver şunu. Şiir verin bana. Tanrı sal bir coşku verin. Veririz. Için teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, yetkin
sakin ve seçkin bir yer burası. Fakat açıkça söylemem gerekirse bir eksiği var. Elektrik ışığı evrenin her yerinde herkesin ışığı var. Bu evde yok. Ha, elektrik ışığı. Gelin bu mevzuda biraz düşünelim. Bayanlar baylar, elektrik ışığı bir hile hurda işidir. Kimse gelmeden camın içine bir parça kor kömür koyuyorlar. İşte sana elektrik ışığı. Sevgili dostum, eğer bize ışık vermek istiyorsan, bize alıştığımız güzelim ışığı, ateşi ver. Buyduruk şey değil. Siz hele bir bataryaya, bir pile bakın da uyduruk mu değil mi görürsünüz? Nesine bakayım? Benim öyle hileli şeylere bakmaya hiç niyetim yok. Hem senin içkini içip başkalarına içki ikram edeceğine bu hileli şeylere müdafaa etmene üzüldüm de. Sizinle aynı görüşteyim sevgili babacığım. Bravo. İlke olarak bilimsel bulgulara karşı değilim. Fakat her şeyin bir yeri, bir sırası vardır. Sen ne dersin hayatım? Hadi kızım sen de bir şey söyle. Hadi kızım kalk, hadi kalk. Buyurun hadi bir şeyler söyle. Bazıları gösteriş yapmaktan kimsenin tek sözüyle bile anlamadığı şeyleri söylemekten olurlar. Sen kalırlar. Aldırma hayatım. Babamla ben hayatımız boyunca bu şey işlerine eğitim işlerine burnumuzu sokmadık. Ama yine de köylü gibi yaşayıp gidiyoruz. İşte üçüncü kızımız olan sana da iyi bir usta avat bulduk. Size görevimiz cahilsek ne demeye geldiniz buraya? Niye o şeyli malumatlı dostlarınızın yanına gitmiyorsunuz? Size ve ailenize büyük saygım var Bayan Zigalo. Elektrik ışığı konusunu bilgisik taslamak gösteriş kapak için açmadım. Ben de Daşenka'nın iyi bir koca bulmasını yürekten diledim. Herkesin para için evlendiği bu günlerde iyi bir koca bulmak... Bana taş atıyor. Taş attığım yok. Açıkça söylemem gerekirse bu sözlerim herkesin beklediği genel bir kamı. Herkes bir aşk evliliği yaptığınızı biliyor. Ayrıca verilen çeyiz de üzerinde durulacak kadar büyük değil. Ne? Üzerinde durulacak kadar değerli değil mi? Sözlerinize dikkat edin. Peşin 1000 ruble, 3 kürk palto, komple oturma ve yatak odası takımı. İki değilse senedir. Daha ne olsun? Arada bak bakalım böyle bir çeyizin eşini bulabilir misin? Ben şey demek istemedim. Ben öyle demek istemedim. Mobilyalar gerçekten yetkin, seçkin. Ben taş bulan da atmak istemedim. Atmayın da. Sizi buraya ailenizin hatırı için davet ettik. Her şeye burnunuzu sokmayın. Ablam babam. Kızımın parası için evlendiğini biliyordunuz da. Ne demeye daha evvel söylemediniz? Kızımı misler gibi büyüttüm ben. Bir plantoya bile böyle bakılmazdı. Yavrum, Zümrüt'üm. Demek ona inanıyorsunuz ha? Çok teşekkür ederim, çok. Size gelince bayat. Bu ailenin dostusunuz ama... Yine de bir başkasının evinde bu şekilde davranmanıza izin veremem. Çıkıp gitseniz iyi olur. Defolun. Ne demek istiyorsunuz? Benim gibi görgülü bir insan olmamanız ne acı. Ama yine de görgülü bir insan gibi çıkıp gitseniz iyi olur. Ben gerçekten bir şey anlamıyorum. Yani... Kuşkusuz gideceğim. Fakat açık söylemem gerekirse geçen yıl pike bir yelek satın almak için benden aldığınız 5 rubleyi verin. Sonra da bir şeyler daha içer, çeker giderim.
Sakın iki para verin! Ne yapıyorsunuz? Hiç yakışıyor mu? Lütfen sakin olur musunuz? Aplambov, rica ediyorum oturur musunuz? Bay Zigolov, lütfen! Lütfen! Evet, kadehimi gelinin babası Bay Zigolov şerefine kaldırıyorum. Buyurun Bay Zigolov, buyurun. Şerefe babacığım. Teşekkür ederim dostlarım. Teşekkür ederim. Bizi unutmadığınız, bizi küçümsemediğiniz için teşekkür ederim. Bunu sahte bir tevazuyla söylemiyorum. Art niyetim de yok. Sizleri kandırmayı da düşünmüyorum. Ne hissediyorsam onu söylüyorum. Tüm samimiyetimle. Sizler benim dostlarımsınız. Ve ben çok teşekkür ederim. Anne! Baba! Ya yavrular! Ağlamanıza şey yok. Gerek yok. Ben korkardım. Annen yaklaşmakta olan ayrılığınızı üzülüyorum minik kuşum. Fakat kendisiyle az önce yaptığımız küçücük konuşmayı unutmasını hiç unutmamam doğrusu. Ağlamayın Bayan Zigolov. Bilimsel açıdan bakacak olursak nedir gözyaşları? Ha? Ha? Nörotik bir çözülme. Mantar! Var mı Yunanistan'da? Bizde her şey var. Her şey. Pekala Dimba, koca oğlan. Bayanlar baylar, Bay Dimba şimdi bize bir nutuk çekecek. Nutuk, 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 nutuk. Hadi ama, uzatmayın. Sıra sizde. Hanımefendi. Evet. Söyleyebileceğim tek şey, bir yanda Rusya var, bir yanda Yunanistan. Rusya'da bir yığın insan var, Yunanistan'da da bir yığın insan var. Yunanistan'da limanda gemiler var, Rusya'daysa işte toprak üstünde demir yolları. Sizler Rus'sunuz, bizler Yunan. Kendim için bir şey istemiyorum. Bir yanda Rusya var, bir yanda Yunanistan. Bravo! Bravo! Gerçekten harika bir konuşmaydı. Tebrik ederim. Bayan Zigolov, bir dakika benimle gelebilir misiniz? Çok affedersiniz. Generalimiz hazır. Yola çıktı. Yaşayan gerçek bir general. Ne zaman burada olur? Hayli kulağında. Ölünceye kadar bana minnettar kalacaksınız. Gerçek mi general mi? Hemen hemen gerçek. Denizci. Kendisine kaptan derler. Denizcilerin dilinde general demektir. Beni kandırmıyorsunuz ya. Hiç dolandırıcı hali var mı bende? Yok. Teşekkür ederim. Boşa para harcamak hoşuma gitmez. Ondan soruyorum. Ay hiç merak etmeyin. Tam bir general örneği. General! Dedim kendisine. Bizi neredeyse unuttunuz. Sevgili Neonin. Dedi bana general. Damadını tanımadığım bir düğüne. Nasıl gideyim? Damadın kötü
Babacığım, o zaman askeri bir marş çalalım. Çalalım. Her lafın hususi bir mahiyeti.
manası vardır. Daima üzerinde kafa patlatacak bir mesele çıkar. Tepe ıstak otosuyla Mayıs Sarayı erkeğini maskara! Ne güzel değil mi? Peki manaları ne? Ne? İşte onu sadece bahriyeliler bilir. Denizciliğin güçlüklerinden söz etmenize teşekkür ederim Kenan. Ya telgrafçılığa ne dersiniz? Şimdilerde bir Fransızca, Almanca bilmeyenler çağdaş bir telgrafçı olamıyor. Telgraf çekmek kolay iş değildir. Bakın. Manası ne? Sizin soylu kişiliğinize nasıl saygı göstereceğimi bilemiyorum efendim. Demek ki. Kolay diyebilir misiniz? Lütfen. Lütfen bakın. Gemi rüzgara vurur. Sabit, dikkat edin, becerksiz evler. Yavarım.
gözünü çanaklar dikerim. Dayanılmaz bir kaç saniye geçer. Derken dönmeye başlar gibi. Ortalık Babil Kulesi'ne döner. Gemideki her şey uçacak gibi çark etti. General! Bir general olabilirsiniz ama hiç değilse kendinizden utanmalısınız biraz. Kaz! Olabilir. Ver biraz. İster general olun, ister olmayın. Hiç değilse kendinizden utanın. Dostlarım, general. Bir dakika. Ben general. Gemi kaptanıyım. Albaya denk. Ya! Hem general değilsiniz hem de paramızı aldınız ha. Size bir şey söyleyeyim mi? Kendimizi hakaret ettirmek için para vermedik size. Para mı? Ne parası? Ne parası olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Niyonin'den aldığınız para. Niyonin! Böyle bir generali kiralamakla her şeyi berbat ettiniz. Kapatın canım bu bahsi. Ne gerek var şimdi böyle saçmalıklara? Kiralamak? Niyonin'den para almak? Affedersiniz. Siz bayan Niyonin'den 25 ruble almadınız mı? Niyonin'den 25 ruble. Şimdi anlıyorum her şeyi. Ne rezalet! Ne iğrenç bir şey bu böyle! Ama yine de paranız ödendi. Ödendi mi? Bana paranın ödenmedi! Ne biçim iş bu böyle? Bir Bahriyeli'ye vatanına hizmet etmiş bir zabite böyle hakaret etmek. Eğer aranızda centilmen olsaydı mutlaka düelloya davet ederdim. Sizler kim? Centilmenlik kim? Çıkacak ya. Nerede benim kapısı? Peki. İğrenç! Nerede bakalım 25 ruble? Böyle saçma şeylerden bahsetmeye ne gerek var değil mi canım? Ya Baysigalo, hadi bize güzel bir şeyler çalın. Çalın. Hadi ya, ne güzel bir şeyler çalın bize. Gelinle damadı şerefine. Hadi. İstediğim kızımla evlen.
bakarım. Bir kıza kaptırdım gönlümü, almadım onun gönlünü. Seçkin bir insanım fakat kadınlarla aram basat. Roma gibi asil şekerli. Eğlenmeyi en iyi ben bilirim. Bayatta olsa şekerlerim. Okullamada baş koyun benim. Eğlenebilseydik miydi? Çıkarcılık bizi mahvetti. Bayatlar eridi gitti. Böylece okutlama bitti. Thank you.